Herkese merhabalar, selamlar. Akvaryum Kulübü'nün değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi monster balıklar almaya gidiyoruz. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz İlker, buradan selam olsun kendisine. Evine gideceğiz. Dayı bana seslendi zannettim. Daha önceki Challenger taşıma videomuzu izleyenler bilirler. Birazcık zorlandık. O Challenger taşıma videosunda Arovan'a falan yan yapmıştı hatırlıyorsan. İnşallah sağ salim onları getireceğiz ama şöyle bir şey var. Bu sefer tam teçhizat gidiyoruz. Tam ekip olarak gidiyoruz. Şöyle bir kafalarınızı yaklaştırın oğlum. Enes, Mustafa, hemen yanımda da sevgili Umut var. Umut'u zaten biliyorsunuz. Umut, vahşi balık yakalama uzmanı. Tabii canım. Ve Challenger'lar fileyi koparmışlardı hatırlıyorsanız. Geç teyze. Havlu bakalım. Efendim? Havluyla yakalamak. Havluyla yakalamak istedi ya. İnanılmaz bir şey. Ama dediğim gibi bu balıklar inanılmaz vahşiler. Bu balıklar inanılmaz çılgınlar. Yine hani dediğimiz gibi benim için Japon'da hani onun canavar ruhluluğu vardır bizde değil mi? Japonları çekerken bile canavarların beslenmanı diyoruz ama bunlar hakikaten canavarlar. Yola çıktık, Bakırköy'e doğru gidiyoruz. Evet, varış noktasına geldik. Maskelerimizi takıyoruz. Sosyal mesafemizi kollayarak. Abi maskeler burnuna, herkes maskesini taksın. Arkadaşlar maskelerinizi takın. Sanki soyguna geldik ya. Soyguna geldik diyor musun? Herkesin maskesi düşsün falan. Evet, yemin ediyorum ninja gibisin ha. Arkadaşlar. Burada Enes de var. Enes'imiz de var. Adamlar eğleniyor ya demiş. Tatu, evet. Balıklarımızı almaya gidiyoruz. Az sonra burada. Ekibe bak be, aslan parçaları. Bizi tanımazlar abi böyle. Şimdi spoiler vermiyorum abi, ben direkt spoiler var mı? Aynen. Gösterme yani bu, evet, şu anı. Ekipçe sevgili İlker'in evindeyiz. Balıklar 10 numara 5 yıldız. Tabii ki sevgili Umut bu konuya vakıf olacak. Yakalama konusuna. Selamlar. Kendisi de burada zaten. O da çekim yapıyor bir taraftan. Ekip burada, sevgili İlker burada. Balıklar çok güzel. Hatta hemen balıkları gösterelim mi? Gösterelim. Ben göstermiyorum. Aynen öyle. Aligatör. Değil mi? Timsah balığı. Şu an çok merak ediyorum. Biliyor musun abi orada ne var diye? Evet. Yanımda marşaf almadık. Şuradan bir spoiler. Red Tail Catfish'ler. O iki tane var. Biliyorsun. Challenger'lar var arkada. Şimdi bunların hepsini tek tek yakalayacağız. Su birazcık bulanık. Burada bir bakteri sorunu olmuş değil mi? Buna karşılık ama balıklarda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet sağlıklılar. Challenger'lar çok iyi. Bıçak balığı var içeride. Bunların hepsini yakalayacağız. Diğer aligatör nerede? Saklandı değil mi oraya? Tamam. Hadi Umut, girişiyoruz olaya. Şimdi Mustafa. Abi balıkları... Sen göstereceksin. Su çekme ustası. Göstereceğiz hepsini. Yakalarken de göstereceğiz. Su çekme ustası sevgili Mustafa. Bizim efsane babacan, baba yadigarı. Göster arkadaşlar balıkları. Bir saniye. Bunu buradan alıyoruz. Bunu kafadan yiyoruz. Oo, çok lazım. Güzelmiş. Longer sunfish. Arkadaş ne oldu? Eline mi battı? Aha, işte bu yüzden korkuyorum. Atladı. Ama gitti. Bak. Oo, oy maşallah. Tamam. Sakin olun çocuklar. Şampiyonlar. Oğlum bunlar. Baba zıplıyor. Gördün mü? Nasıl zıplıyorlar? Bak. Aferin Mustafa. Akıl ettin onu en sonunda. En sonunda. Lan yine yapıyor. İyi çevirdi, kötü çevirdi. İyi. Pakolar da büyükmüş abi ha. Pakolar büyük. Evet, kırmızı karınlı. Aç abi. Kırmızı karınlı pako. Şöyle gösterebiliriz abi. Göster abi. Nattariye çok benziyor. Ama çok iyi bakılmış. Belli yani. Maşallah. Renk pigmentleri evet, falan. Burada bir tane şey var abi. Red Tail. Bizim adam. Adam ya. Hadi yavrum, hadi oğlum. Bak. Bak şuna. Abi parmağımı sıracak. Yemin et. Vallahi ağzını açtı bak. Tabii canım. Bak.
Dorselerine bakar mısın nasıl çıkardı? Şöyle uzantılarına. At at. Bırakın lan dedi, direkt suya daldı. Yine çerez. Senegal dişleri. Aç abi. Çerez artık. Bunlar bisküvi ya. Evet. Kompotoz da var. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Baya hareketli ya. Challenger falan da var içinde. Bir tane onlar daha. Onlar ne? Orada kedi balığı var. Vatoz var. İki tane vatoz var içinde. Kedi balığı var. Bir tane de paku kaldı herhalde, değil mi? Of. Oğlum bir dur da seni bir gösterelim. Daha mübarek. Güzel. Fıçık fıçık. Bunlar sudan dışarıya atlayıp dışarıda yürüyebilen, yaşayan balıklar. Yani ciğerli balıklar statüsünde. O neydi? Vatoz. Vatoz. Vatoz bile alışmış zıplamaya. Abi vatoz ya. Kendini şey zannediyor. Oymuş. O neydi zıplayan? Frenada. Paku. Evet, az önce bir içeride bir teröristti ama. Aa, bakarım bak. Suçta. Ay maşallah ya. Maşallah. At abi. Bu kadar balık nasıl beraber yaşamış? Şaşırdım yazmış bir. Yaşamış işte. Karınları tok oldukça yaşıyorlar abi. Evet. Arkadaşlar akvaryum ufak gözüküyor ama akvaryum çok, çok büyük, büyük bir akvaryum. 500-600 litre var. Yani hacim açısından bayağı sağlam bir akvaryum bu. Ve arkadaşlar çok iyi bakmış. Ki burada bir de arowana vardı. Ama arowana da zıplıyor işte. Zaten ondan sonra o arowananın zıplaması moralini bozuyor İlker'in. Oy. Arowana bir başka balık daha. Ya. Değil mi? Arowana evet. Yani hepsi bir yana arowana bir yana. Aynen öyle ya. Bizim için de red tail catfish. Bayılıyoruz ona ya. Çocuk gibi bir şey. Bir tatlı, sempatik. Ama bir canavar. Canavar ya. Canavar. Nerede Umut? Görebiliyor musun? Umut suyu bayağı bu bulandırdı. Abi şu an sisli bir ortamda. Evet. Araba siliyormuş. Biraz dinlen, dinlen. Biraz yok, dinlen. Yok, balık şey gözükmüyor. Gözükmüyor değil mi? Yakaladım. Yakaladı, helal olsun sana. Oo, 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 oo. Bayağı. Bak. Çok güzel. Hoppa. Bir de bunu götürmesi var tabii Mustafa. Yani, ben siz yapacaksınız abi, ben biliyorum. O konuyla alakalı bayağı bir... Bir aranızda bir kura çekin. Evet. Boşunu ben taşıdım, dolusu siz de alın. Yine Umut abi çıktı kurağa. Bu da vatoz. Vatozları da... 5 tane vatoz vardı, kaç tane? Kaç 5 tane, tane. 5 tane vardı. Ben 2 tanesini gördüm abi. Bir tanesi daha arkada. Ben 3 tane gördüm. Bu ikinci vatoz. Bu bizim arabaya sığar mı ya? Abi. Şu. Bunu ikinci yarın alacağım, tamam mı bunu? Musa sen ne zaman gelirsin bizim yanımıza? Ne zaman istiyorsun abi? Yarın. Tamam. Canımsın. 5 tane mi vardı abi otuz? 5 taneydi, kaç tane kaldı bilmiyorum. 4. Aa 5. 2 tane var burada. 2 tane attık 4. Bir tane de orada varsa 5. Yok. Kovanışı bir gösterelim sen. Şu anda evet hepsi yakalandı arkadaşlar. Şey çim falan balık pazarı. Oo çok güzel. Çok güzeller maşallah. Ya şu red tail catfish'e hastayım abi. Şunun tatlılığına bak. Ama bizimkinin rengi daha güzel. Tabii bu hem ufak, bizimki galiba dişi. Rocky dişi. Erkekler daha renkli olur değil mi? Sudan sonra bu şekle geldi abi. Biraz öyle için mi? Daha koyu renkli, daha şey. Evet. O zaman arkadaşlar havalandırmayı bağlayalım. Bu yaklaşık ne kadar bir tane? 50 litre olması lazım şu. Doğru mudur? Daha 50 litre. Daha aşağıdaki yavrulukla aynı 50 litre. 50 litre mi? 50 litre. Bakalım. Şunun evet 50 litre bir tank bu. Leyla'nın yan canavar gibi büyüyor abi, boylandırmayı aldım. Umut abi. Yılan balığı, red tail catfish, challenger, ondan sonra alligator timsah balığı, yine kedi balığı, bıçak balığı, bıçak balığı ve Oscar var içinde. Ayrıca vatozlar var. 5 tane de vatoz var. Sen bir şeyleri söylemedin. Ha bişirler var. Senegal bişirleri var. Bayağı da büyümüşler. Pakular var. Evet. Ya yani burada bildiğiniz canavarları bir arada tutuyoruz. Hepsi bulundukları bölgenin katili balıklar. Şu anda tabii ki alıp götüreceğiz bunları. Ne yaptık bunları? Koğuş değiştireceğiz bunları. Değil mi? Abi böyle hep yabancı ülkelerde haset haset baktığımız görüntü var ya. Evet. Şu an o var burada.
Değil mi? Böyle var ya. Bütün balıklar burada. Ama o herifler birazcık daha böyle cool, birazcık daha karizmatik. Umut mesela bunu yakalayan adamlar böyle puzzle'lı mazlı herifler. Anladın mı? Nasıl? Şimdi Allah aşkına mesela biz mesela adam bir şey yapıyor. Oh my god diyor mesela. Tamam ama bir de bize baksana. Biz de oh my god deriz abi. Oh my god. Deriz yani abi. Bunlar satılacak mı diyen var. Efendim? Tam sıkıntı yok ki. Aa evet İlker. Bunlar satılacak mı diyen var. Ama Kerem abi. Arkadaşlar bunları satmayı düşünmüyoruz. Akşam ızgara var. Yemeği düşünüyoruz diyormuş. Arkadaşlar belli balıklarla alakalı monster köşesi kurmayı düşünüyorum. Yani şöyle orada bir bizim akvaryum kulübünde vahşi balıkların olduğu bir bölme var. Bir bölüm var daha doğrusu. Orayı bunlarla coşturmayı düşünüyorduk. Zaten başka da alabileceğimiz monster balık kalmadı diyebiliriz değil mi tür olarak? Abi şuraya bakar mısın ya? Evet. Ben yani Boğaz Köprüsü'nden bakıp manzarayı izleyen anlamıyorum. Ya, şuraya bakar mısın? Ya? Aynen. Yani bu balıkları hakikaten her yerde göremezsiniz. Ciddi söylüyorum. Sevgili İlker'den de Allah razı olsun. Çok da güzel bir bitkili tank yapacağız kendisine. Muhteşem bir tank olacak. Onun yapım aşamalarını da sizlere sunacağız. Perşembe günü, yani yarın bunu alacağız. Buna bitki ışığı yapacağız Mustafa. Cuma günü bunun kurulumuyla alakalı kayalardır, kumdur, taban malzemesidir. Bunlarla bir çalışma olacak. Başlatacağız yani öyle söyleyeyim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Sırtlayalım gidelim. Hazır mı herkes? Ben hazırım. Haydi bismillah. Balıkları yakaladı. Kamerayı çekti. Son file bükücü Mustafa ile beraber ikisi buraya kadar taşıdılar. Sağ olsunlar değerli kardeşlerim. Balıklar burada monsterlar, canavarlar ve dükkana doğru yolculuk başlayacak. Sıra aldık balıklarımızı, monsterlarımızı, canavarlarımızı. Red Tail Catfish var, bir kez daha hatırlatıyorum. Timsah balığımız var içerisinde. Bıçak balığı var. Senegal bişiri var, oldukça büyük. Paco piranalar var. Kedi balıkları var, vatoz var, başka ne vardı? Astronot var. Bıçak balığı var. Bıçak balığı var, söyledik galiba onu. Timsah balığı demiştik, aligatör. Çok güzel balıklar yalnız. Yani yılanbaş var. Yılanbaş var, evet. Büyük yılanbaşlardan var. Sen balıklara gelmiş. Bayıldık. Ha, söyledik onları. Şimdi dükkana gidiyoruz, akvaryumlarını alıştıracağız. Daha net göreceksiniz, hepsi az sonra. Evet, elemanlar olarak. Evet, halk meraklı gözlerle bize bakıyor. Acaba ne getiriyorlar diye. Tabut taşı. Evet. Gel abi böyle. Şu an. Evet abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a çok şükür. Evet. Evet, balıklar sağ salim geldiler. Şimdi tek tek bunları kovalayacağız. Kovalayacağız. Tek tek kovaya alacağız daha doğrusu. Mustafa şu ışığı yakalım abi. İlk şeyi buraya koyalım. Kafanı vurma Enes, dikkat et. Oraya kafasını çok vuran oldu. Burada zaten yılan başlar vardı aynı. Allah yılan başını üstüne. Hemen alalım. Abi bir şey olmaz mı? Ölmez mi? Evet abi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak bak. Thank you.
Bu sıfır su, oturmuş su. Buraya balıklarımızı alıştıracağız. Bir miktar buradan su dökelim içerisine. Sonrasında balıkları ilk etapta buraya alacağız. Daha sonrasında dağıtımını yapacağız. Burada bir gün kalacaklar. Alışana kadar. Sevgili Umut, bu işte çok büyük emeği geçen canım kardeşim Umut. Aynı şekilde sevgili Mustafa ve sevgili Enes. Ekibimiz arkadaşlar. Şimdi bir de bizim Emir'imiz var ama Emir üniversite sınavına hazırlandığı için aramızda yok şu anda. Ama kalbimizde. Değil mi? Evet. Emir kardeşime buradan selam olsun. Evet. Bu heyecanı Emir'le yaşayamadığımız için çok sever bu balıkları. Maalesef. Şimdi aligatörleri mi yakalıyoruz ilk başta? Evet abi, ilk başta aligatörleri. Tamam, aligatör, timsah balığımız. Çünkü diğerlerine zarar verme şeyleri var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Umut'un bu arada elini ısırdı bir tanesi. Onu da göstereceğim. Abi merhaba. Fileyi delecek. Fileyi delebilir. Bismillahirrahmanirrahim. İyi bakın, yan yüzgeçlerini kol gibi kullanıyor. İlk etapta aligatörler. Diğer aligatör nerede? Evet, şurada bak. Evet. Abi durdur musun bir insanız abi? Mustafa, şu gürültüyü bir kesebilir miyiz evet, ya? Abi, ben de onu istiyorum. Evet. Getir abi. Abi yok. Tamam, yerine abi, yerine. Evet, yerini alıyorum abi bunda. Evet, alalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Alalım. Dişlerini görebilirsiniz. Tabii ilk etapta ufak bir stres evresi yaşayacaklar. Ve sonrasında hareketlenecekler. Yani taşımak bile bu balıkları stresi sokabiliyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bıçak balığı. Evet. Hiç poz vermiyor. Şuradan alalım. Kedi balıklarını alalım abi. Kedi balıklarını buraya mı alalım? Red tail'leri alsak. Yette ekip işleri mi? Evet. Çok güzelsiniz siz maşallah ya. Çok dayanıklı bir balık red tail catfish. Isırdı mı? Yok abi, yakalacak da ağzını açıyor. Evet. Rocky'nin ufakları. Bıçak balığı çok çabuk adapte oldu. Timsah balıkları da adapte oldu. Evet. Akvaryuma balık girdikçe hareketlendiler. Nerede? Diğer red tail. Diğer ufaklık nerede? Orada, tam önünde. Evet. Ya şuna bakar mısın ya? Formu çok güzel bir balık. Maşallah.
Hemen. Bunun kuyruğunu yemişlerdi. Bunun kuyruğunu yiyen de diğer kedi balıkları. Takuları alalım. Evet. Takular daha uysal duruyorlar. Evet, bunlar da ağızdan bayağı bir saldırmışlar birbirlerine. Gerçi natlarıya benziyor bu ya. Bu şuna bakar mısın? Ağzından bir şeyler çıkar. İçeride kavga mı etti yoksa bunlar? Evet, o çok iyi oldu ya. Diğer nat şeyi pakuyu mu arıyorsun? Hı hı. Abi şuna bakar mısın ya? Bunun çeneleri de önde. Piranalardan anlayan arkadaşlar, ya bunu paku diye aldık ama paku diye aldık, natteri diye aldıklarımız paku diye çıktı. Bunu da nat, yani paku diye aldık, natteri çıkabiliyor. Çünkü çeneler önde, çok enteresan. At abi. Evet. Bu da üçüncü. Aa, bunların hepsinin çenesi önde. Ha yok. Kavga etmişler galiba. Şunun ağzına bakar mısın? Ver abi içeri. Çünkü kedi balıklarını aynı yere koymayacağım. Aynen Umut. Sağ ol, canlıları gitsin. Oh. Çok güzel oldu. İyi atladı. Ya bunlar pusudan bile atlayabilir. Ya bu akvaryumdan atlayabilir dışarıya. Öyle vakayla çok karşılaştım yani. Çok güzeller ama. Baksana şimdi. Ne kadar güzel renkleri var değil mi? Hemen adapte oldular. Bak, bu olay çok güzel. Evet, challenger'ları bu tanka alacağız. Burada boylansınlar. Bakayım sıcaklığına. Mustafa, buraya da bir ısıtıcı. Büyük ısıtıcılardan. Alıyorum abi. Al abi. Zaten üstünde challenger'ımız var şu an. Evet, üstünde de bu. Daha önceden challenger havuzumuz bizim. Güzel. Bu challenger bayağı büyümüş.
Senegal vişirleri, Senegal vişirlerinin içinde. Evet. Evet, bunlar bayağı büyümüşler. Bu Senegal vişirleri. Bu akvaryumu hiç ben netleştiremedim, biliyor musun? Evet, balıkları dağıttık. Gerçi bu tankta değişiklik yapacağız. Şöyle, ya bunlar efsane zaten, aligatörler. Burada pakular var da, pakuların formu bildiğin natteri gibiler ama alt çenede ön plan önde olmasın ama yok değiller. Bildiğin paku ya. Doğrudur. Burada bıçak balığımız var. Bunlar çok güzel ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Red tail catfish. Kuyruk biraz hasar almış ama yani ete kadar hasar almadığı için bu kuyruk uzayacaktır. Karanlığı çok seviyorlar. Işıklarını kapatacağız birazdan. Stresini alacağız balıkların. Yeni tank sendromu yaşanabilir. Balıklar belli bir süre durgunlaşabilir. Gerçi hemen hemen hepsi, ya içi, hemen hemen hepsi demeyelim de, hepsi diyelim, direkt suya alıştılar, akvaryuma alıştılar. Şimdi bir challenger'lara bakalım. Evet, challenger'lar benim umduğumdan daha iyi bir adaptasyon sağladılar. Gayet iyi durumdalar. Yan yatma yok. Genelde challenger'lar yeni tanka girdikleri zaman yan yatarlar. Çok da sağlıklılar. İnşallah biz de sağlıklı bir şekilde büyütürüz arkadaşlar. Burada Senegal vişirlerimiz var. Zaten yeni gelenler şu arkada. Bulunuyorlar. Diğer Senegal vişirlerimiz de burada. Aslan parçaları. Evet, ışık çok net olmadığı için burada. Maalesef kamera çok odaklanmıyor ama 1 tonluk akvaryum arkadaşlar. Bu akvaryumlar 1 tonluk akvaryumlar. Balıkları da çok iyi durumda. Şu anda. Bunlar ortama çok çabuk alıştılar. Hatta yem versem yiyecek potansiyeldeler yani. Onlar için hiçbir şey değişmedi. O sudan çıkıyor. Bir de burada çok sağlam bir baba var. Arkadaşlar, dev Oscar. Bildiğiniz bir dev. Gel. Renkleri, formu çok güzel. Ve inanılmaz karizmatik. Yalnız seni yandan görsünler, bir yan dön ya. Bak nereye gitsen beni takip etme. Şey gibi oldu değil mi? Böyle düğmeye basarsın geçersin. Akvaryum Kulübü ekibi olarak bugün güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Ekip bu.
sevgili Umut biliyorsunuz, sevgili Enes canımız kardeşimiz, sevgili Mustafa ve ben Deniz Kerem efendim, yine akvaryum kulübünün balıkta olduk, yine bu sefer vahşi balıklar geldi, monster balıklar, timsah balığı geldi, zaten gördünüz, inşallah keyif aldığınız bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yerimiz İstanbul, yeri olsa da hepiniz davetlisiniz. Yani ben balık besleyen bir birey olsam, bu muhteşem balıklar şu anda yok yani. Modikilerde var eyvallah ama böyle satış noktalarında yok. Bunları görmek için buraya gelirdim. Sizi de bekliyoruz arkadaşlar, davetlisiniz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Böyle duruyorlar. Kendinize bakın, hoşçakalın. Bye. Bye.